Herkese merhabalar, Teknosa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Swipeline'dan Umut. Ben de Swipeline'den Erdem. Biz biliyorsunuz ki Teknosa ile birlikte geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen IFA 2022'ye katılım gösterdik. Berlin'e gittik ve olup biten bütün teknolojilere, yeni inovasyonlara göz atıp sizler için hızlıca aktardık. Muhtemelen takip etmişsinizdir diye düşünüyoruz ve bunu umuyoruz. Eğer takip etmediyseniz gerek Teknosa'nın gerek de Swipeline'ın Instagram hesabına gidip geriye dönük bütün bu içeriklere bakabilirsiniz. Peki neden buradayız? Fuarda gördüğümüz bu son teknolojilerden öne çıkan 5 ürünü bir kez daha buradan söyleyip size hatırlatmak. Aslında bizim favorilerimizi Aynen seçmek öyle. ve video çekmek üzere Burada buradayız. konuşulan bütün ürünler Swipeline'ın, editörlerin elinden çıkmış. Bu ekibin zihninde kalan en üstteki 5 ürün. 5.'den başlıyoruz. Geriye gideceğiz. 5 numarada OLED TV var. Dünyanın en büyük OLED TV'siydi. 97 inç bir boyutu var. Gerçekten önünde durunca hem boyutu hem görsel kalitesi beni çok etkiledi. Ben Kesinlikle. önünde durmaktan Bu heyecanlandım. arada bence bizim attığımız videoda ne kadar büyük olduğu tam Hiç anlaşılmıyor. belli olmuyor Çok gerçekten. büyük. Ben görünce şaşırdım çünkü ben önündeyken devasaydı, hatta fotoğraf çekerken de şöyle yaptım belli olur diye, ama hiç belli Yani olmamış. iki kişilik Ben de büyükmüşüm büyükçe bir herhalde biraz. yataktan belki biraz daha büyüktü. Yani Bayağı öyle büyüktü. düşünebilirsiniz. 4 numaraya geliyoruz. Samsung'un akıllı fırını. Neden akıllı olduğu çok basit. Fırında bir kamera var ve bir yapay zeka sistemi var. Kısacası şunu yapıyor. Siz içeriye pizza koydunuz, balık koydunuz, köfte koydunuz. Bunu kamera işleyip ne olduğunu anlıyor. Ve sizden birkaç bilgi istiyor sadece. Önce diyor ki, diyelim ki köfte koydunuz. Sen köfte mi koydun? Evet. Kaç gram bu köfte? 700 gram. Tamam diyor ve senin için pişiriyor. Doğru oranda. Bu kadar. Tembel insanlar ve mutfakla arası iyi olmayan insanlar için bayağı Evet iyiydi. abi İlgi kesinlikle. görmesinin sebebi de bu herhalde. Bence de oldukça da ilgi görüyordu. Bizim de radarımıza girdi. Şimdi de 3 numaradayız. Samsung Game Hub. Bu aslında bir ürün değil ama bir teknoloji. Çünkü Samsung televizyonun içerisine yerleştirilen bir hub aslında. Bu hub'la birlikte herhangi bir oyun konsoluna ihtiyacınız kalmıyor. Burada benim de bir oyun konsolum yok ve görünce aslında biraz bu yüzden beğendim. Bu hub sayesinde herhangi bir konsola ihtiyaç kalmadan GeForce Now, Stadia ve Xbox Game Pass oyunlarını internet üzerinden oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla PlayStation 5'e, Xbox'a ve benzeri ürünlere, kutulara, sağda solda kablolara ihtiyacınız kalmıyor. Benim olmadığı için bu ürünlerden görünce ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Etkilendim diyebilirim. Aynen ya yani benim konsolum var ama yine de sadece bir televizyon içindeki platform sayesinde internet üzerinden bu oyunları stream ederek oynama fikri sadece bir kol ile gayet ya ucuz yani çok daha hesaplı Bayağı da ucuz, arkadaşlar evet. yani bakınca. O zaman 2 numaraya geliyorum 2 360'dan. numara. O zaman ama biraz gerilim yapmayacağım mı? Dur. Ya Sona yaklaşıyoruz. nasıl yapalım ben acun değilim ya yapamadım. Hayda. 2 O iş numarada bende. musluk var. Akıllı musluk arkadaşlar. Boş'un yeni teknolojisi. Nasıl bir teknoloji diye soracak olursanız bildiğimiz aslında bir mutfak tezgahı bu. Ama muslukla öne plana çıkıyorlar. Neden? Normalde bir musluk var, bir lavabo var ve lavabo böyle aşağı doğru eğimli, değil mi? Artık bu tezgah dümdüz bunun sayesinde. Ve siz bu düz plakanın üzerine bardağınızı koyup tuşa basıp su içebiliyorsunuz. Soda içebiliyorsunuz. Sıcak ve soğuk suyu anında veriyor. İsterseniz bu lavabo kısmını aşağı indirip içine bir şey de koyabiliyorsunuz. Yani o derin alanı da kullanabiliyorsunuz yeni ürünler yıkamak için. Ya bu neden bir teknoloji gibi geliyor kulağa düşünebilirsiniz ama bu tezgahın yapısı, bunun içindeki teknoloji, dokunmatik ekran sayesinde bütün bu yönetimi aslında bunu yeni kılıyor. Burada kesinlikle yeni çünkü bizim daha önce görmediğimiz bir Daha önce şeydi. görmediğimiz bir şey, Plus, kesinlikle. yani ilk gördüğümüzde dedi ki yok canım, yani bu yani normal bir musluk ama etrafında o kadar insan vardı ki ve En ilgi asla kalabalık, azalmıyordu. en ilgili, en kalabalık Hiç boş tezgahlardan kalmayan bir biri. yerdi. Biz de zor çektik hatta Aynen. videoları. Daha önce görülmemiş bir inovasyon mu? Evet. O yüzden listemizde. Geldik bir numaraya. Dırt. Bir numarada yine etrafında çok fazla insanı bir araya getiren, bizde de çok fazla etkileşim alan, izlenme alan bir ürün var. Asus'un katlanabilir bilgisayarı, katlanabilir laptopu, Evet. katlanabilir tableti, yani her şey. Bükülebilir Her ekranı. şey. Ya yani Her şey. bu katlanabilir laptop, tablet vesaire yeni değil. Bunu biliyoruz ama Asus bunu 6 farklı şekilde kullanabileceğiniz bir metotla üretmiş. İlgi çekici ve yeni kılan kısım burası oluyor. Çünkü normalde açtığımızda bir ekran ve önünde de klavyesi olan bir bilgisayar görüyoruz. Klavyeyi çektiğimizde klavyenin alt tarafında da bir ekran daha beliriyor ve bu ekran birbirinden tamamen iki ayrı ekran olabiliyor. Yani bilgisayar bu tarafta bir şey izlerken bu tarafta da Instagram'a bakabiliyorsunuz veya tam tersi, aynı zamanda her ikisinde de ayrı ayrı ekran klavyesi çıkıyor. Plus bu
çıkarttığınız klavye Bluetooth'lu bir klavye, çıkarttığınızda da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarımız şöyleydi. Bunu böyle tamamen açtığımızda da 17 inçlik tamamen dokunmatik bir tablet karşınıza çıkıyor. Yani televizyon gibi bir şey oluyor. Aynı şekilde yine orada da ekran klavyesi çıkıyor. Bu dışarıdaki klavyeyi yine kullanabiliyorsunuz. Bayağı ilgi çekici. Bizim artık evre çevre bütün özelliklerini bulmaya çalıştığımız bir üründü. Bayağı da hoşumuza gitti. Çok yani güzel oynamak. Üründü ya gerçekten. Hani o deneyimi bu kadar rahat bükülebiliyor olması. Yani bayağı bir sandviç gibi düşünün. Bir ekran arasında bir klavye yapmışlar sandviç. Kesinlikle güzel bir ürün. Böylelikle de listemizin sonuna geldik. Ben şeyi merak ederim. Siz en çok hangisini beğendiniz? Aşağıda yorumu iletin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Büyük ihtimalle bu 200'ü Tekmasa kanalında ilk defa gördünüz. Ama son olmayabilir. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.